Sevilay yükselir. Dikkat! Sakalsız ve çetesi iş başında. Paralelle mücadelede kritik eşiği atlamaya çok az zaman kaldı. Bu pazar deyim yerinde ise dananın kuyruğu kopacak. Sanırım bu ifadelerimle paralel yapının karargahı olan HSK seçimlerinden bahsettiğim anlaşılmıştır. Olay gayet net. Ya Türkiye bu kritik eşiği geçip yargıyı yıllar öncesinden yazdıkları kirli senaryolar sayesinde hükmü altına alan sakalsız ve çetesinden kurtulacak ya da bugüne kadar verilen mücadelenin tamamı çöpe atılacak. Biliyorum ki İçinizden bazıları kızıyor, içten içe bana. Çünkü bu ifadelerimle sakalsız ve çetesinin gücünü olduğundan fazla gösterdiğim düşünülüyor. Böyle düşünenler yanılıyor. Çünkü evet bunların sayıca bir güçleri olmayabilir ama bir gerçek var ki ortalık karıştırma, halkı birbirine kırdırma, kaos yaratma üzerine olağanüstü denecek bir yeteneğe sahipler. Şu Kobani meselesinin bahane edip sokaklarda çıkarılan kargaşayı bile nasıl yorumladıklarını görüyoruz. Utanmasalar alçaklar zil takıp oynayacak. Ülke yangın yerine dönmüş onlarca insan bir hiç uğruna hayatını kaybetmiş. Onlar hala gözü dönmüş şizofrenler gibi Cumhurbaşkanı'nın devrilme olasılığından ya da hükümetin güçten düşme fırsatından filan bahsedip duruyor. Unutmayın, kargaşa bunların geçim kaynağıdır. Ufacık bir kıvılcımdan hareket edip ülkeyi dar boğaza sokabilirler. Gezi olayları döneminde yaşananlardan aldıkları keyfe şahit olduk sosyal medyadaki yorumlarıyla. Millet galeyana gelsin diye hangi paralelcinin ne yazdığını çok iyi biliyoruz biz. İki gündür yine benzer tavırlar içindeler. Milleti sükunete çağıracaklarına sadece hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan yorumlar gırla gidiyor sosyal alemde. O yüzden kimse kızmasın bana. Herkes şuna emin olsun ki ben bazıları gibi komşular alışverişte görsün anlayışıyla yazmıyorum. Ya da bazıları gibi ay ben de varım bu işin içinde. Beni de görün hezeyanlarıyla kalem oynatmıyorum. Bu çetenin bu kadar üzerinde durmamın tek sebebi var. O da ne kadar tehlikeli bir örgüt olduklarını gerçekten farkında olmamdır. Bu yüzden de işte elimden geldiği kadar mücadelenin hassasiyetine dikkat çekiyorum. Elbette ki dünyanın sonu olmayacak. Pazar günkü HSK seçimini yeniden bu kirli yapının kontrolünde olanların kazanması. İlla ki bunlardan kurtulmak için devam edeceğiz yolumuza ama böyle bir sonuç Türkiye'nin geleceğini zora düşürür. Belki acıtıyor bu ifadelerim ama bu ülke sürekli kaos yaratma peşindeki bu örgütten tamamen kurtulmak için HSK seçimlerinden başarıyla çıkmak zorundadır. Son günlerde yaşananların çözüm sürecine bitirmeye yönelik hareketler olduğunun farkındayım. Çok da tedirginim. Bu yüzden de bu hafta sonu Güneydoğu'ya gitmeyi planlıyorum. Amacım mümkün olduğunca sokakta olup meseleyi en doğru biçimde aktarmak ve ülkenin birliğini dirliğini tehdit eden olayları doğru yorumlayıp gücüm ölçüsünde çözüm sürecinin devamı için katkı sunmak. Tabii ben bölgedeyken zihnimin bir yarısı da pazar günkü seçimde olacak. Yaşanan kargaşa kaybedilen hayatlar korkunç bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ancak bir gerçek de pazar günü yapılacak kritik SK seçimidir. Sakalsız ve çetesiz sanıyor ki biz El Mahkum son günlerde cereyan eden olaylara fokuslanıp hafta sonunu es geçeceğiz. Unutacağız yani. Üzgünüm ama çok heveslenmesinler. İnşallah bu topraklarda bin küsür yıldan beri bir arada yaşayan Kürtler ve Türkler el ele verip bir kez daha kurulan pusuyu geri püskürteceğiz. Ama içimizdeki hainlerin duvara toslayacağı gün olan 12 Ekim'i de her zaman olduğu gibi sıkı biçimde takip edeceğiz. Sevilay Yükselir Sabah